Evet değerli dostlar, Çorum'dayız. Çorum'un en yüksek noktalarından bir yerdeyiz. Bir mezarlık, bir toplu mezarlık. Böyle balballar var. Toplu alan, özellikle dikkat ettim, çocuk mezarı yok. Bir şehitlik olabilir. Bir savaştan sonra oluşan mezarlık olabilir. Büyük ihtimalle öyle. Balbal taşları çok yıpranmış. Erimiş adeta. Dolayısıyla acaba 1071 öncesi gelen Türkler mi? Tamamıyla Türk kültürünün unsuru olduğu balballardan belli. Bu alan bu şekilde devam ediyor. Çok genişçe bir alan. Evet, bir kazı yapmadan 1071 öncesi olabileceğini söylememin sebebi bu kurganlar arkadaşlar. Bu kurganlar Altay Dağları'ndaki, Tanrı Dağları'ndaki kurganlara benziyor. Köktürk kurganlarına benziyor. Bir başka kurgan. Şimdi değerli dostlar, belki tarladan toplanan taş falan diye düşünecekler ama bunun altı var. Yani alta doğru taş yığını devam ediyor. Yani bir çukur eşilmiş. İçerisine taş doldurulmuş ama bunu şundan yapıyorlar. Sonbaharda gömerler ölülerini genellikle. Bu taşlardan su iner aşağı. Ve altta ne varsa dondurulur, bir daha da açılmaz. Kazı yapılması gerekiyor. Evet, 1071 öncesi diye düşündüğüm bir toplu mezarlık. Bir an önce sit alanı ilan edilmeli ve koruma altına alınmalı diye düşünüyorum. Başvurumu yapıyorum. Bütün dostlara selam ve saygılar. Çorum'dayız gördüğünüz gibi. Ben aslında Türkiye'deki her 5 köyden 3'üne gittim. Yani Çorum'un da yıllardır alan araştırması yapıyorum. Sözlü kültürünü değerlendirdim. Yine 5 köyden 3'üne gezme fırsatı buldum. Alan araştırması yapma fırsatı. Fakat ben daha önce daha çok sözlü kültür ürünleri, işte masal, efsane, o tür malzemeleri değerlendirmiştim. Bugün artık detay çalışmak için geldim. Öğretmen arkadaşım Ümit Çiftbaş'la birlikte tarihi alanları araştırmaya başladık. Mezarlıkla ilgili bir alan araştırması yaptık. Yüzey araştırması, yanlış anlaşılmasın. Bizim arkeoloji araştırma gibi bir hakkımız yok. Evet. Yüzey araştırması. Yüzey araştırması da bir eski Türk mezarlığı tespit ettik. Balballar vesaire. Geniş şişede bir alanda. Yani şimdi söylemek istemiyorum yerini güvenlik sebebiyle. Evet. İki tane de kurgan bulduk. Kurgan Köprüklerin kurganlarına benziyor. Yani Altay Dağları ve Tanrı Dağları'ndaki kurganlara benziyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesi gibi düşündüm ben mezarlığı. Balballar var, kocaman bu insan büyüklüğünde taşlar var başlarında. Dolayısıyla sanki 1071 öncesi Anadolu'ya gelen Türklerin mezarlığıymış gibi algıladım. Mezarlıkta çocuk mezarlığı falan özellikle baktım yok. Dolayısıyla bu bir sanki bir savaşın sonrasında mezarlık oluşturulmuş, o şekilde algıladım. Tabii şimdi yetkililere bildireceğiz, başta Çorum valisi olmak üzere. Anıtlar kurumuna bildireceğiz Tokat'ta. Bir tescillemeye veya sıkalama yaptırabilir miyiz, koruma altına aldırabilir miyiz, onu planlayacağız. İkincisi, ben danışmanlar konusunda çok uzun yıllar çalıştım. Biliyorsunuz Çorum danışmentlerce Türk topraklarına katılmış bir yer. Bir de Melik Gazi mezarlığı var hani bu. Evet, yukarıda. Yol üzerinde sağda. Evet. Melik Gazi'nin mezarı, Melik Danışment Gazi'nin mezarı bilindiği gibi Nisar'da. Melik Gazi'nin oğlu Melik Gazi'ninki de şeyde, Kayseri Pınarbaşı'nda Melik Gazi köyünde. Buradaki Melik Gazi biraz ilginç geldi. Belediye başkanına teşekkür ediyorum, bir türbe yapmış başına.
Çok da güzel olmuş, tebrik ediyorum. Hemen mumlar yakılmış, tabutlar bağlanmış, o da ayrı bir güzellik, orada söyleyeyim. Fakat tarihte bilmediğimiz, aradığımız bir Melik Gazi yok. Onun için tekrar gidip araştırmalarımı yoğunlaştıracağım. Yani buradaki bir mezarlık ya da acaba Melik Gazi'nin şehre girişini simgeleyen bir makam mıdır? Bunu da tespit etmeye çalışacağım. Böylece biz o araştırmaların neticesini ortaya çıkacak. Haberleşeceğiz. Yani evet. Biz bu ülkenin bilim adamıyız. Evet. Haberleşmeye devam edeceğiz ve ileriki günlerde ben tekrar sizi haberleştireceğim. Eyvallah. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Eyvallah.